Elazığ'da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten çekilen yüzlerce araç ve motosiklet, 7 Emin Otoparkı'nda sahipleri tarafından alınamadığı için çürümeye yüz tutuyor. Havadan çekilen görüntüsüyle Hollywood filmlerini anımsatan yaklaşık 500 araç arasında lüks otomobillerin de bulunması dikkat çekiyor. Hicret Mahallesi'nde 2009 yılından bu yana hizmet veren 7 Emin Otoparkı'nda çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç bulunuyor. Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık ve belgeleri eksik olan araçlar yapılan işlemlerin ardından 7 Emin depolarına çekiliyor. Eksiklerini gideren araçlarını geri alırken yüzlerce araç saç yürümeye terk ediliyor. Otoparkta lüks araçlardan iş makinelerine 25 milyon değerinde yaklaşık 500 araç bulunuyor. Burada 25 trilyon çürümeye yüz tutmuş. Bırakılmış vaziyette yüz tutmuş. Çok büyük hazineye gelir getirebilecek bir yerdir burası. Sadece bura için düşünmeyin. Elazığ'da e, 3-4 tane var. Türkiye genelinde 300 küsür tane yedi var. Yani bunu genellemeye baktığınız zaman e, devletin çok büyük bir açığını kapatabilecek bir burada bir şey atıyor hazine yatıyor. Çoğu aracın çürümeye yüz tuttuğu gözlemlenirken işletme sahibi Ömer Artan da ilgili kurumlardan çözüm üretilmesini bekliyor. Araçlar var. Ruhsat sahibin olsun işte bağlatan e, alacaklısına olmasına rağmen tebligatlarımızı çekiyoruz. işlemlerimizi yapmamıza rağmen bir türlü çözüme ulaştıramıyoruz. Bundan dolayı e, çok büyük mağduriyetimiz var. Her geçen gün e, masraflarımız giderlerimiz artmasına rağmen e, bir türlü gelir elde edemiyoruz. Bundan dolayı sıkıntılarımız çok büyüktür. Buradan devlet büyüklerimize, hazine bakanımıza, hazine ve maliye bakanımıza şöyle bir önergede bulunabiliriz. Burada aşağı yukarı 500 tane civarında aracımız var. Biz bunun MTV'sini düşünün. En düşük şu an burada 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl yatan araçlar var. Biz onu o kadar uzamayalım. 2 yıl diye düşünelim. Her aracın ortalama eee bir taksiti 1 milyar olsa 2 milyar eder. 3 yıl olsa 6 milyar eder. Bunu 500'den çarptığımız zaman çok büyük bir meblağ eder. Sadece bu benim burada. Tabi bunlar satıldığı zaman, e, ihale yoluyla satıldığı zaman devletimize KDV damga yansıyacak. Bunlar da devletimize gelecek. MTV'ler gelecek. Ondan sonra biz sattığımız zaman biz bunların parasını aldığımız zaman faturalandıracağız. Faturalandırdığımız zaman biz de KDV'sini ödeyeceğiz. Yani her şekilde devletimize çok büyük bir para giriş olacak.